İncirler de olmuştur. Onları bir ezmek lazım. Ben hallederim. Muhallebi de kaynıyor. Ozan, o borç meselesi ne? Ya bir sıkıntın falan mı var? Hani kredi falan mı çektin? Ne borcu? Hani benim odama o yüzden girmişsin ya. Babaannenin çantası bulmak için altınlar falan. Ha, pardon ya, o borç. Ya o uzun hikaye Nazlı. Aile içi bir şey. Ya nasıl halledeceksin peki? Vallahi onu bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. O da sana zarar veren hep en yakınlarından çıkıyor. Beş dakika dirlik vermedi bu Nazlı delisi. Hemen maydanoz oldu. Ne yapsam acaba? Ne yapsam, ne yapsam? Nazlı! Gel buraya! Nazlı! Kime diyorum? Evet. Falıma bak. İyi de ben fal bakamam ki. Niye? Kör müsün? Bilmem yani, anlamam manasında. Ya bir de ben içeride Ozan'a yardım ediyordum. O yüzden ben bir ona... onu yardım ediyor Kumru. Ozan zaten aşçı. Kumru da senden bin kat daha yetenekli. Hadi iyi işe yara da falıma bak. Anlamam diyorum Melah teyze, anlamam. Yahu anladığın kadarıyla müneccimlik et demiyoruz ki sana. Üç beş yalan uyduruver. Hadi. Geç. O saksının içine alyansı gömmüş olabilir. Fatma Hanım'ın sakladığı para belli ki senin paran. Fatma abla sattım demişti. Olabilir mi? Melah teyze de öyle söyledi. Kesin öyle. Ama şu an düşünmemiz gereken tek bir şey var. O da bu saksı nerede? Baktım dedin. Dışarıda sardunyalar var Meleş. Hiçbiri değil, hiçbiri değil. Ya karanlıkta seçemedim ama dışarıda ayakkabının orada bir yerdeydi. Sonra Fatma Hanım onu içeriye aldı. Bir saniye ya, tabii. Tabii Buse'nin saksısıydı, okul için ödeviydi. Bugün okulun bahçesine dikeceklerdi. Benim hemen gitmem lazım. Tamam, ben de geleyim. Olmaz. Sen tatlıyla eğlen. Şimdi ikimiz birden çıkarsak çok dikkat çekeriz. Tamam. O zaman dikkatli ol, olur mu? Tabii ki dikkat ederim. Kumru ne yaptın? Yetişebildin mi? Buldun mu saksıyı? Yok, saksıyı gömmüşler ama içinden yüzük falan çıkmamış. Nasıl ya? Ne çıktı peki? Fatma Hanım ne gömmüş o saksıya? Bir saniye, beni çağırıyorlar Ozan. Benim şimdi kapatmam lazım, sonra arayacağım. Ya o kadın o saksının içine bir şey gömdü. Alyans'tı o. Ben mi yanlış gördüm? Göz mü o?
Ne atı? Hmm, at işte Melahat teyze söyledim ya. At... At Murat'tır. İşte burada düğün var. İşte gelin nikah falan var. Aa, o atın üstündeki kumru. O karşısındaki Ozan herhalde. Kesin Ozan'dı. Bir bak bakayım şuna. Oldu. GBT'sine bakayım. Ne diyorsun kız? Yaşlıyım ben. Sessiz sessiz içine içine konuşma. Kimmiş bak bakayım. Tamam Melahat teyzeciğim. Bir saniye bakıyorum. Bakıyorum. Burada bir adam daha var. Amit'tir. Oğlan ne veriyor? Yok o değil. Bu daha gençten biri böyle. Ozan yaşlarda. O zaman Teoman'dır. Kumru'nun kayınbiraderi. O da değil. Bak şimdi. Damat burada. Gelin burada. Aa, diğer oğlanla gelinin arasında da kalp var. Tövbe estağfurullah. Kumru ile Ozan'ın düğününde üçüncü kişinin ne işi var? Lafa bak ya. Yani Melahat teyzeciğim ben gördüğümü sana söylüyorum. Sen öyle yorumluyorsun. Yahu benim falım da komşunun kızıyla oğlunun ne işi olsun? Oğlan bizim, kız bizim. Elbette onlar olacak. Vallahi orası karışık. Çok karışık. Bu diğer oğlanın adının da baş harfi Y ile başlıyor. Y mi? Y harfi. Bu diğer oğlanın adının baş harfi Y. O oğlandan da Kumru'nun kalbine giden bir yol var böyle direkt. Aman bırak, mahvettin falı beceriksiz. Bir oğlanla kızı baş göz edemedin be. Ah, üçüncü adammış, Y harfiymiş. Bırak şunu. Buyurun Melahat Sultan. Tatlınız hazır, afiyet olsun. Kumru nerede? Oğlunun bir işi çıktı, oraya gitti. Ha? İnsan lafın üstüne gelir. Hadi bakalım. neredesin sen? İki dakika diye gittin, üç saattir yok oldun. Komşuyu aramıştım. Misafiri geliyormuş. Sarmama yardım eder misin dedi. Hayır diyemedim. O kadar sardın da elin boş mu geldin? Pişmedi. Pişince komşu kendi getirir. Siz ne yiyorsunuz? Tatlı mı o? Ne tatlısı? Bırak. Hem eli boş gelmiş hem de bizim tatlıya saldırıyor kaşık düşmanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.